Bu videoya kaç bin like bekliyorsun anne? 70 bin. 70 bin mi? Evet. Şöyle arkadaşlar, bir annemiz için böyle artık okullar da başladı. Bir 70 bin like bekliyorum sizlerden. Herkes şöyle bir like tuşunu patlatırsa, yok ederse harbiden çok sevinirim. Aynı zamanda hani biz böyle 700 bin kişilik muhteşem, dehşet ve vahşet, efsane bir aile. Sen de muhteşem bir insansın yiğidim. Seni de aramızda görmek isteriz. Mutlaka alsan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hazır mısın? Başlayalım anne. Hazırım. Merhaba askerler ve Lord Şeyler, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle ve yanımda görmüş olduğunuz gibi annem ile birlikte Türk YouTuber'ları çizeceğiz. Bu içeriği Duygu Köseoğlu'ndan gördüm. Aslında daha önce Oha diyorum'dan falan filan da çekmişti bu videoyu. Fakat hani en son Duygu Köseoğlu çektiği için hani klasik YouTube üyesi diyecekler ki aa şuna bak, Duygu'dan çalmış, şerefsiz seni, buraya gel buraya filan. Böyle linç girişimi falan vesaire. O yüzden hani açık beri. Öyle değil. Beri gel, beri beri filan diyeceksin. Beri gel, beri beri. Sönmez ez gibi. Yılan gibi kafası var, at kafası filan şey yapıyor, ses tonuyla söylüyor. Dediğim gibi ben Duygu Köseoğlu'ndan gördüm, açık açık söylüyorum bunu. O yüzden yok çalıntı malıntı gibi yorumlar görmezsem sevinirim. Önümüzde 6 adet kağıt var ve bu kağıtların içerisinde YouTuber'ların isimleri yazıyor. Klasik YouTuber'lar, hani en çok, en nefret edilen, en sevilen falan filan. 6 adet YouTuber yazdık. Sıra sıra annem de seçeceğiz bunu. İlk 3 tane annem seçecek, ardından 3 taneyi ben seçeceğim. Ve o seçtiğimiz YouTuber'ları çizeceğiz. Hazırsanız hiç uzatmadan başlıyorum. Eğer destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz ve aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sen 3 tane kağıt seç. Ellerine dokun. Dur. 5. Tamam, ver o 5'i bana ver. Aldım 5'i. 1. Bir. 1'i de alıyorum. Ardından diğerini seç. 4. 4'ü de alıyorum. Arkadaşlar, annemin seçtiklerine gelecek olursak. 1. Orkun Işıtmak. 2. Ali Muhsin Atam. 3. Kafalar. Bakalım bunları annem nasıl çizecek, hep beraber göreceğiz. Annemin efsane, dehşetül vahşet çizim yeteneklerine hazır mısınız? Ben değilim. Şimdi geri kalan 3 tane de bana bu kaldı. Sonra Enes Batır Çatır Çatır Enes abimiz kaldı. Ve en sonda kim kaldı? Başak Karan, Başak abla kaldı. Enes abiyle Başak abla kaldı. Bir de genç hane kaldı. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de annemi yeneceğim. Bu arada çizimi siz oy veriyorsunuz. Hani yorumlara ya annen kazandı. Annen kazandı yazmış, öyle şey olur mu? Sevda abla kazandı ya da lordumuz kazandı yazabilirsiniz. İki tarafta hani eşit, adaletli olsun. Hiçbir şekilde karışmıyoruz. Tamamen size bırakıyoruz. Çizimimize göre kimin kazandığını ama seçersiniz. Ama bana hep zorları geldi. Eğer ki Başak gelmiş olsaydı ben onun saçlarını yapardım. Yapacak bir şey yok, hadi. Şimdi hangisinden başlamak istiyorsun? Kafalar mı, Ali Muhsin Atam yoksa Orkun Işıtmak mı? Ali Muhsin Atam'dan başla. Ali Muhsin Atam'dan başla. Hiçbir şekilde kağıda oynatmıyorsun. 30 saniyen var. Süren başladı. Oğlum ben heyecanlanırım şimdi, yapamam. Ali Muhsin'in saçı nasıldı? Uzun saçı vardı. Oğlum. Sulak olduğun için göremiyoruz. Ali Muhsin'in saçları uzundu biraz. Saçı uzun değil onun. Değil miydi? Biz tarafa doğru dikiyor ya. Ha, bir de biliyorum diyor ya. Ay çocuğum, gelmişti bize ya, ondan dolayı biliyorum zannediyorum. Zaten bize gelmişti arkadaşlar, bir kere böyle çay may yapmışlar. Oradan biliyorum. Neyse, bu kez az uzasın. Ay, saçı uzamış gibi. Uzasın ama ben en çok onun giyimini seviyorum. Çok gibi. Gömlek. Yani gömlek falan giyiniyor böyle. Çok beyefendi. Süt oğlanı. Hayır, çok beyefendi giyiniyor. Şaka yapıyorum, çok beyefendi giyiniyor. Süt oğlanı. Kes lan. Şaka çok beyefendi. Beri bak, beri. Dino paspas çeker bu göt. Hadi buraya kemer yapalım o zaman çocuğuma. Tamam, bitti mi? Ayakkabısını giydireyim. Tamam da yeter. İşte. 2, 4, 5 parmağım mı? 4 parmak yapmışım lan. Evet arkadaşlar, annemin efsanevi Ali Muhsin Atam çizimi sizlerle beraber. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Hatta şurada yakın çekim alayım, bir şey göstereceğim size. Burada kaç parmağı var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada ise 4 parmağı var. 1, 2, 3, 4 parmağı var. Birini burada arkaya bükmüş. Evet, tamam, sıra bende. Annemin Ali Muhsin Atam çizimi o arkada kalsın. Ali Muhsin Atam'ı da yazısının üzerine koyalım çünkü Ali Muhsin Atam'ı da seviyoruz. Aynen. Seviyoruz. Şimdi sıra bende. Ben hangisini çizsem? Ben Başak abladan başlayacağım. Şimdi ay, Başak bana gelmeliydi. Onun saçlarını ben çok güzel yapardım. Başak ablayı öyle bir çizeceğim ki var ya, hani Enes Batur görse tekrardan aşık olacak. Yani öyle bir çizeceğim. Hazır mısın? O kadar iddialıyım. Bu arada ben salam, yani sağ elimi kullanıyorum. O yüzden çok güzel bir şekilde görebileceksin. Hani böyle sanki bir ressam çiziyormuşçasına. Hazırsanız başlıyoruz. Beri bak, beri.
Ayak parmağı. Ayak parmağı yaptı kızcağıza. Hayır anne, baş parmak o. Evet arkadaşlar, benim çizimimde bu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ilk çizimlerimizi karşılaştırıyoruz. Annemin Ali Muhsin Atam çizimi. Çocuğumun kaşını unutmuşum. Çocuğun kaşı yok. Ve bir gözü... Ben de kulağını unutmuşum başa. Bir gözü de içine girmiş. Kulağı, saçı kulağını... Saçının arkasında kulak var. Saçının arkasında olan olduğu için gözükmüyor. Görmüş olduğunuz gibi Başak Karahan çizimim. Efsane yan tarafında da imzam var. Bence güzel yani. Güzel başladı. Saçı maçı güzel oldu bence. Kıvırcık yaptım böyle. Öyle şekilli şukulu yaptım. Hmm. Şimdi ikinci çizimlere geçiyoruz. Anne başla bakalım. Kafalar 3 kişiydi değil mi? Aynen, 3 tane kafa çizeceksin. Onu sen yapamazsın ki. Yaparsın sen de. Sen efsanesin. Sen muhteşemsin. Sen var ya, sen ya, her türlü yaparsın. Haydi başla. Evet arkadaşlar, ve annemin çizimi de bitti. Kafaları çizdi. Aa, el yapacağım ben onlara. Aa, dur. Anne, hayır. Hayır git. Manyak. Hayır anne. Şu... Onlar dur ondan, bir dakika. Ondan değil vallahi. Kes. Değil. Evet arkadaşlar, 3C sınıfından Sevda'nın resmini hep beraber görüyoruz şu anda. Kafaları konsept almış. Mutluluk, işte dünya barışını falan temsil ediyor herhalde bu resim. İlk başta ne kadar gözüküyor bilmiyorum şu an, bir dakika odaklasa bir. İlk başta Fatih, ardından Bilal ve en sonunda görmüş olduğunuz gibi mutlu surat Atakan. Bir de şöyle yakın çekim göstereyim sizlere. Fatih, Bilal, Atakan. Peki Bilal'in saçı var hani, Bilal onlar saçlarını sıfıra vurmadı mı? Bilal de mi vurdu? Hepsi vurdu. Hadi. Ne kadar YouTube'u takip ettiğini buradan görüyoruz. Bu arada biz nasıl, hani bizim resim çizebilmemiz lazım. Hani ben lise 4'e gidiyorum. Annem gelmiş 50 yaşına yani. Bizim resim çizebilmemiz lazımdı. Şaka kaç? 35. 35 yaşında gelmiş. Hala resim çizmeyi bilmiyoruz. Bir dakika. Göbek mi o? Aynen. Ay. Ama Enes abinin göbeği var. Bayağı var. Bu kadar göbeği mi var Enes'in? Ben temsili olarak yaptım. O kulak ne lan? Ya hani harbiden özür dilerim. Enes Batur'u çizmeye çalıştım ama bu pek benzemedi, böyle şeye benzedi. Ney bu, sapık heriflere benzedi. Yemin ediyorum, şuna baksana. Buraya gel lan, buraya gel falan oldu yani. Şuna bak abi, böyle Enes Batur mu olur? Başak Karan, Başak abla görse kaçar. Evet arkadaşlar, ikinci çizimlerimiz. Öncelikle annemin çizimi. Ardından benim çizimim. Enes oradan daha yakışıklı. Öyle resim göbeği var ama o kadar yaygın bir göbeği yok çocuğun. Aynen, yani. Temsil olarak çizdim öyle şey ama. Şimdi ben Orkun mu? Orkun'u çizeceksin. Ondan sonra Orkun'un de... saçı uzun muydu? Uzundu değil mi? Sarıydı. Ha? Aynen. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir de utanmadan altına imza mı attın sen şimdi bunun? Yani yemin ediyorum var ya, bu videodan sonra tüm YouTuber'lar senle benden nefret edecek. Allah falan vermesin ki ya. Böyle Orkun alakası bile yok ha. Böyle Orkun, bu Orkun değil. Hani ciddi anlamda bu videodan sonra tüm YouTuber'lar bize böyle bir gıcıklık diyecek. Ulan bu adam niye beni böyle çizdi falan diye, ama resmen rezillik ya. Bizim güzel çizmemiz lazım. Ben kendime güveniyordum. Güzel çizerim falan sanıyordum. Hatta şey dedim anneme, anne hadi gel çizim yapalım, böyle bir efsane çizimlerimle millet etkileyim falan dedim, ama
Olmuyor. Yok. Keşke birimiz güzel çizeydi de bari hani şey olsaydı. Kadın ölecek utancından. Birisi güzel çizdi tamam, hani birisi kötü çizdi hani böyle en azından komik olur da. Birisi güzel çiziyor hani birisi kötü çiziyor. Aa şuna bak kötü çiziyor falan olur da. İkisi kötü çizince oyunun tadı olmuyor yani. Ona 0 puan bana 0 puan. Şimdi burada... Yok yok bana güzel puanlar verin. Ay, bana güzel puan. Bana 10. Şimdi ben kimi çizeceğim? Genç Anne değil mi? Bak şimdi. Gözyaşını da akıt bari. Ağlıyor yine. Ağlıyor genelde. Bu arada sizlerden rica ediyorum lütfen YouTube üzerinde gördüğünüz sahte çekilişlere inanmayın. Hani bir kanalın gerçekten onu vereceğine inanıyorsanız kasın o çekilişler. Fakat kimin hani bir şeyler verip kimin bir şeyler vermeyeceği zaten belli bir şey. Hani sahte çekilişler yaparak sizi sömürüp kullanmaya çalışıyorlar. Ve siz lütfen rica ediyorum kendinizi kullandırttırmayın. Diyorum ve hazırsanız resimleri karşılaştırabiliriz. Son çizimlerimiz annemin efsane bir Orkun Işıtmak çizimi. Evet. Güzel olmuş. Hiçbir şekilde alakası yok. Ve benim genç anne çizimim. Şimdi öncelikle sizlere böyle görüntü kirliliği yaptığımız için gerçekten özür dileriz. İkimiz de berbat ressamlarız yani bunun farkındayız zaten. Eğlencesinde böyle bir şey yaptık. Peki kazanan nasıl belirlenecek? Öncelikle hani yaptığımız çizimlere göre puan vereceksiniz. Hani ya yoruma annen kazandı yazma öyle bir garip oluyor sanki anneni gördüm falan öyle olmuyor. Sevda abla kazandı ya da Lord kazandı gibisinden şeyler yazabilirsiniz. Ya Lord kazandı ya da Sevda abla kazandı. İkisinden birini yazabilirsiniz arkadaşlar. En çok yazılan kişi kazanacak. Sence kim kazanacak? Kazanana ödül mü vereceksin? Kazanana ödül... Koltuğu mu vereceksin? Ne? Koltuğu. Kazanana koltuğu vereceğim. Eğer ben kazanırsam annem izleyicilerinden bir kişinin saçını bedavaya boyayacak istediği evet. Rengi. Eğer sen kazanırsan... Beni güzel bir kahvaltıya götür sen de. Tamamdır anlaştık. Arkadaşlar yorumlara Lord kazandı yazıyorsunuz. Hayır. Tamam. Bak işin içinde boya var. Lütfen. Yorumlara Lord kazandı yazıyorsunuz. Koltuğu verecek bir de. Murat koltuğunu verecek. Arkadaşlar videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım hani canınız sıkılmamıştır. İzlerken eğlenmişsinizdir. Açıkçası biz çizerken böyle berbat çizimlerimizle eğlendik. Eğer daha fazla annemle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu video sizlerden böyle bir 70 bin, 50 bin hani bayağı yüksek bir like patlaması bekliyorum. O yüzden hani videoyu izleyen herkes bir saniyesini ayırıp like atarsa çok sevinirim. Aynı zamanda alt tabsan kanala abone olup bildirimleri açaraktan da destek olabilirsiniz. Biz 700 bin kişilik muhteşem, dehşetül vahşet, efsane bir hali. Sen de muhteşem bir insansın. Seni de aramızda görmek isteriz. Sen de mutlaka alt taraftan kanala abone ol ve bildirimleri aç. Aramıza katıl. Seni de aramızda görmek isterim yiğidim. Sen de aramıza katıl. Abone ol, bildirimleri aç. Tekrardan izlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sağlıcakla kal. Efendim, ben yapacağım bunu. Efendim canım. Öyle değil anne, öyle değil. Nasıl? Efendim canım. Ne ben yapacağım? Efendim canım. Hani öyle değil değil. Nasıl? Efendim canım. Tamam. Efendim canım. Dur ben yapacağım. Tamam ya oldu tamam. Efendim canım.